Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıyı buradan böyle başlatmak istedim. Güzel bir kuymak yaptım, bayağı az yaptım ama bu soğanda yapmış olmanın verdiği bir lezzet var tabii ki. Patates kızarttım. Burada milföyleri tavada pişirdim. Önce dümdüz bir şekilde aralarına sucuk, işte evinizde ne varsa kaşar peyniri, kavurma, salam, sosis nasıl isterseniz kapatıp tost yapıp tost makinesine yatırdım. Can buna bayılacak. Muhtemelen ilk defa deneyecektir. Ben de lezzetini ilk defa deneyeceğim. Instagram'da görüyordum. Evde de birazcık vardı. Annemlerde kaldığımız için evde çok kahvaltılık yoktu açıkçası. O yüzden buzluktakileri değerlendirmeye çalıştım. Bir kahvaltı oldu. Bugün annemlere gideceğiz ama onun öncesinde bizim evde çekimlerimiz var. Ondan sonra dışarıda çekimlerimiz var. Böyle beraber çekirdek halinde evde kahvaltı yapalım istedik. Evet, hanımlar bana eşarp ve şal gelmişti hediye tanıtım için. Onları denedim. Bakın. Ya ben bir tripod almışım. Allah vergisi. Hiç güzel çıkmadı. Neyse. Ondan sonra bir tanesi de şöyle. Bu da çok güzel. Bir de eşarp arkadaşlar. Bu eşarplar bu sene çok moda biliyorsunuz. Ben böyle altıma siyah pilseli bir etek, boğazıma kolye taktım. Şöyle hafif uçlu uçsuz siyah pilseli etek. Tatlış oldu bence. Ben sevdim. Şalımı da çok sevdim. Ben hazırım. Cihangir uyuyor. Cihangir uyanınca, babası da hazır olunca çıkacağız. Hadi git bakalım. Günaydın Ponçik. Günaydın anne kuzusu. Günaydın. Hadi gezmeye gidiyoruz. Gezmeye gezmeye. Hadi gidelim annem. Hadi. Evet. Oğuşla beraber dışarıya çıkıldı. Şimdi Torium AVM'ye gideceğiz. Orada mağazada güzel indirimler varmış. Hem size de gösteririm hem de benim birkaç tane almak istediğim ürünler vardı. Onlar da indirime girmişken güzel bir alışveriş olsun. Cihangir zaten dışarıda dolaşmayı çok seviyor. Öyle gezeceğiz bakalım. Hayatım sen de konuşuyor. Diyorlar ki kocan çok mutsuz, çok gergin, çok sinirli. Eski mutluluğu yok. Gözlerindeki evlilikteki o ışık sönmüş. Yok artık. Neler neler. Evet artık çok mutsuz görüyorlarmış seni. Senin için hatime başlamışlar. Allah Allah. Allah kahretsin. Cihangir kahve dünyasına gelmiş. Anneyle baba kahve içecekmiş. Cihangir, bak 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 bak. Hapçı. Bir daha. Hapçı. Bir daha. Hapçı. Sen benim kalbimsin. Hapçı. Tavşanlara bakıyorlar. Benim oğlum hayvanlara bakıyor, izliyor. Korktun mu? Korktun mu? Korktu galiba. Korktu.
Yok, korkmadı. Aa, tutmaya çalıştı. Ayağı yere sürümesin. Şimdi biz aşkısın, müziği kapatsana. Eve gidiyoruz. Cihangir burada. Normalde oto koltuğuna koyacaktım. Dedim ki karnını doyurayım. Mahvetti beni ya. Pişman evet, etti var ya. Sorun için. Aynen. Oto koltuğunda. Evet. Hep oto koltuğuna gidiyor normalde ama çok kısa mesafedeyiz arkadaşlar. Yani 2 kilometre mi? 2 kilometre var mı? Bağlantı yoluyla 3 kilometre diyelim. O daha fazlası yok yani. Neyse. Ben şimdi Cihangir'i eğlendirmek adına diyorum ki babası şimdi trafikten kaçtı. Vın 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 yapıyor. Can da gaza geliyor. Hızlı gidiyor. Neyse. Bugünlerimize hamdolsun gerçekten. Şimdi annemlere gidiyoruz. Teyzem de gelmiş anneannemi görmeye. Çayın yanına kurabiye falan aldı. Hatta kurabiye aldım. Kız evde yap. Çok... Beğendim. Aşağıştan aldın mı? İşte zeytinli, dereotlu peynirli. Zeytini susamlı mıydı, haşhaşlı mıydı bilmiyorum. Yani mahvetti beni. Arkadaşlar bir yapacağım. Anneannemler burada ya artık şey yaparım yani. Kekikli poğaçalar. Ya aslında Can çok seviyor. Can sadece tuzlu kurabiye yer. O da ya çörek otlu minik kurabiyeden ya da içi zeytin böyle mi? Zeytin dolgulu tuzlu kurabiyelerden yer. Yapıyorum arkadaşlar ama gerçi onlar da çok geç bayatlayan kurabiyeler oluyor. Ya evde yalnız olunca iki kişi çok tüketilmiyor. Bayatlıyor artık, tadı geçiyor. İnsan artık ovuluyor yani anneannemle sürekli tüketmekten. Ama şimdi anneannemler var, sürekli yaparım. Tüketilir yani çayın yanı, güzel olur. Onu zıplayacağız şimdi. Babası hızlı girdi, evet. Tuşlara basamazsın orayı, herkes dokunuyor. Pis! Pis olur. Şimdi arkadaşlar bakın akşam yemeğini gösteriyorum. Lahana çorbası, mısır ekmeği, köy yoğurdu, salata. Sonra buradan hemen göstereyim. Kuru fasulye. Güzel bir pilav. Ben bir kek yaptım. Size göstereceğim. Aman Allah'ım. Şimdi ben tarçınlı, havuçlu, cevizli bir kek yaptım. Nerede şey çantası teyze? Sporlantuda teyze. Hemen ilk kapıda. Ama bilin bakın ne unuttum? Kabartma tozu. O yüzden dedim ki bunun kötü olma ihtimalini ortadan kaldırayım. Burada ben mali usulü çikolata eriteyim. Üzerine çikolata sereceğim ve bütün kötü olma ihtimalini ortadan kaldıracağız. Nasıl fikir ama? Şöyle güzelce erisin bakalım. Evet, Cihangir çok huysuz olduğu anlardan birini yaşıyor. Hiç kimse onu mutlu edemedi. Çok ağlak. Peki bu tulumunun güzelliği artık son yani herhalde giymeleri vücuduna tam oluyor. Ben de bu tulumu ilk aldığımda hep böyle hayal etmiştim. Ayakta dururken, emeklerken çok yakışır bebeklere. Çok yakıştırırım tulumu. Öyle. Alalım. Kızlar kekinin üzerine çikolatalı sos yaptım. Neyse burada zeytinli ve dereotlu poğaça. Burada da çatlak kurabiye istedim. Boykota dikkat etmeye çalıştığımız için gidip de X firmalardan almayalım dedim. Ben çok severim onların kurabiyesi normalde. Yerli markadan alalım dedim. Evet. Orada da şöyle bir sorun oldu arkadaşlar. Dedim ki kutuyu doldurun bu kadar koymuşlar. Dedim ki çatlak kurabiye kakaolu koyun bu kadar koymuşlar şaka gibi ve dünyanın parasını aldılar gerçekten yani hani yerli markayı tercih edelim diyoruz ama insanları da üzüyorlar. Neyse şöyle güzel bir çay tepsisi hazırlayalım. Çok olmadı ama. Güzel. Önüne oturuyor ne? Kara kara ben yaptım onu. Ya hiç de güzel olmamış. Aa, hiç de güzel olmamış. Bu ne? Kek mi bu? Kağıt gibi. Nasıl bir şey lan bu? Çayımızı, çorbamızı içtik. Şimdi evimize gidiyoruz. Allah'ın izniyle. İnşallah bu gece güzel bir uyku çekip yarın sabah da Hasan dedesine gidiyoruz. Yani girin. Değil mi annem? Çok mutlu. Çok heyecanlı. Bakın. Bu kargo atalım. Cihangir'e kıyafet gelmiş. Biliyorsunuz geçen gün ilkokul arkadaşıma gitmiştim arkadaşlar. Ona gönderdiği bir hediyemiz vardı burada. Lions Baby. Çok da güzel bir paketleme yapılmış.
Bakın sevgili Cihangir, bu ürün senin için özen ve sevgiyle hazırlandı. Ben yine size Instagram adresini eklerim aşağıya. Güzel bir kahve ikram paketimiz de var. Şöyle bir alt pijaması var. Oğlum rahat rahat giyer. Bu da üstü. Baksanıza çok tatlı. Evde rahat rahat giysin diye. Aa bakın başka bir not daha varmış. İyi ki doğdun, iyi ki geldin. Ailene bereket, huzur getirdin. Annene sağlık getirdin. Hoş geldin. Bir kahve iç, arkana yaslan. Sen çok iyi bir annesin canım arkadaşım. Sen balsın gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Bir de ebeveyn alışverişim vardı. Onun kargosu geldi arkadaşlar. İnternete özel bir ürün. 160 TL ile benim 60 TL kuponum vardı. 260'ta 60 TL kuponla 200 TL'ye geldim. Bu biliyorsunuz hipin falan hazır satılan mamalarından 5-4 tane paket olması lazım. Evde mamanızı hazırlıyorsunuz. Bu çokluk kullanım paketlerini yıkanabilir gıda poşetlerine koyuyorsunuz. Tıpasını kapatıyorsunuz. Arabada, yonta, kaşığa, tabağa gerek kalmadan akıp boşaltmadan rahatlıkla kullanabiliyor. Sıcağı ve soğuğa karşı da duyarlı bir ürün. Bunlardan almıştım. Bakın kapakları da bu şekilde geldi. Şimdi size mağazadan aldıklarımızı göstereyim. Misafir yastığımız yoktu. Şöyle iki tane misafirlerim için yastık aldım. Kastür diye geçiyordu. 6 tane Amerikan servis aldım. Rengini çok beğendim. Bir de dokusu da güzel, silmeye müsait. Bir tane böyle yazın kullanmalık yatak örtüsü pike aldım kendime. Hemen beyaz renkte tercih ettim. Bunu TV ünitesinin kenarı için aldım. Tabii ki Cihangir'in büyüdüğünü ve bunları aşağıya atabileceğini, kırabileceğini göz alarak aldık. İnşallah öyle bir şey olmayacak. Bu şimdilik burada dursun. Sonra kendime 4 kişilik 2 tane golf çatal, bıçak, kaşık takımı aldım. Ben çok beğendim. 4 kişilik 2 tane, yani toplamda 8 kişilik oldu. Şöyle erkek kardeşim benden siyah düz yastık yüzü istemişti. Siyah yok ama böyle bir desenli vardı. Onun için aldım çünkü pamuk oranı çok yüksekti bunun. Ondan sonra bir tane sürü servis peçetesi aldım. Aslında bunu sepete attığımda hiç haberim bile yoktu. Şu an karşılaştım. Bunu da eşim, kayınvalidemlerin evleri yeni biliyorsunuz ki mobilyaları, parkeleri, fayansları çizmesin diye böyle koruyucu keçelerden almıştı. Bunu da yarın oraya götüreceğiz. Böyle yarın sabah buluşuruz. Ve günaydın arkadaşlar, Cihangir bugün çok uyusuzdu. Şu an arabada arka fonda onun müzikleri çaldığı için ve telif yememek için arkadan seslendirme yapmak istedim. Biz güzelce hazırlandık, birazcık da geç kaldık. Kahvaltıya kayınvalidemlere geçiyoruz. Buyurun, hoş geldiniz. Sizlerden çok beklenen ev turunu sonunda yapıyoruz arkadaşlar. Dış kapıdan girdiğimizde sağ tarafta Alaturka bir tuvaletimiz var. Bu tarafta da mutfağımız var. Mutfağın kapısı sürgülü ve camlı, alandan bence çok yer kazandırmış. Ben çok seviyorum. Mutfağı sonradan size detaylı göstereceğim. Holümüz böyle L şeklinde devam ediyor. Ben holün havasını gerçekten çok beğendim. Burada beyaz ve goldlu bir portmantomuz var. İşte vestiyer, kıyafetleri, montları, ayakkabıları astığımız vestiyerimiz var. Ölçüsü de gerçekten tam buraya yapılmış gibi. Hemen sağ tarafta salonumuz var. Burası görümcemin odası. Şu an Cihangir'de içeride oynuyorlar. Ben video çekimde onu oyalıyor. Sonra buraya doğru geliyoruz. Burada bir tane küçük bir odamız var. Hatta şöyle gösterebiliriz. Eski evdeki pembe koltuklarımız var burada. Anneanneyle dede gelecek, onların yatakları açıldı bu odada. Küçük, kare, minik, böyle çocuk odası kadar küçük bir oda diyebiliriz. Burası da annemlerin yatak odası. Bu odanın içerisinde ait sıradan ebeveyn banyosu var. Burası da normal misafirlerin kullanma banyosu. Şöyle göstereyim. Gayet büyük ve ferah bence. Olması gerektiği kadar. Ben bu evi ilk böyle duyduğumda demiştim ki nasıl yani bir evde 3 tane banyo nasıl oluyor, ama evin bence projesi çok güzel çizilmiş. Yine mutfaktaki gibi kapının aynısı sürgülü değil ama bu kez
cam olması da bir ferah göstermiş. Kapının rengi fayansların rengi de miyaptır, çok güzel. Koltuk takımına ben bayıldım. Bellona'nın koltuk takımı. Solina bizimkisiydi değil mi? Bu koltuk takımı Bellona'nın. Kumaşı rengi kayınbabamla kayınvaliden böyle güzel bir şekilde seçmiş, yaptırmışlar. Halısı daha yeni alındı. Bu da gümüş suyun halısı. Gerçekten çok güzel. Mavilik var deyince ben böyle acaba mı diye oldum ama çok yakışmış salona. Perdeleri benim nikah şahidim. Ali amca yaptı. Kuzen mi oluyorlardı babamla? Evet. Benim kayınbabamla kuzen oluyorlar. Ali amca aynı zamanda benim nikah şahidimdi. Perdeler onun el emeği. Ama babamın da zevki tabii ki. Şimdi böyle döneyim. Yemek masası da var. Bakın koltuğun takımı bir yemek masası var. TV sehpasını da detaylı gösterirsek. TV sehpasıyla şuradaki modeller bayağı uyumlu duruyor. Saati de yine gold. Aynamız var arkada. Ayna da artık gümüş rengi. Yani çok gold gold olmasın dedik. Avizelerimizle aynamız bence uyum sağlıyor yemek masasının üzerinde. Şimdi gelin size bir de mutfağı göstereyim. Ben şimdi size mutfağımızın turunu yapayım. Öncelikle halımızı göstereyim. Benim holümdeki halıya çok benziyor. Çok daha güzeli ama gerçekten çok yakışmış buraya. Böyle aşağısı koyu renk gri. Yukarısı da beyaz renkte bir mutfak dolabı. Orta fayansı çok hoşuma gitti. Gerçekten çok şık ve temiz duruyor. Evyesini ben bu evyeden çok çektiğim için aslında çok şık, çok güzel ama temizliği çok zor biliyorsunuz. Hep damla izi kalıyor, ortası sararıyor. Bir gün kendimi ev aldıysam ve durumum yeterli olursa evyeyi kesinlikle böyle istemiyorum ben. Bakın şöyle üçlü ankastre reseti arçeliğim. Beyaz renk. Aslında annemler dediler ki mobilyanın şurası siyah. Biz de siyah gri alalım. Ben dedim ki aman o hatayı yapmayın. Gerçekten siyah ocağın temizliği çok zor oluyor. Siz beyaz alın daha güzel durur. Gerçekten çok güzel durdu. Sanki bana alınmış gibi sevindim. Burada işte çarjımız var. Kahve makinemiz var. Burada baharatlık var. Kahve makinesi bizim anneme hediyemizdi. Anneler günü bu baharatlık da hediyemizdi. Baharatlık gerçekten çok güzel. Bu arada arkasında şöyle bir aparatı var. Dilerseniz yapıştırabiliyorsunuz. Tül de çok tatlı değil mi? Tülü göstereyim. Böyle çocuk odalarına da olabilir bence. Tatlış. Böyle kızların odalarına olabilir. Burada bir tane küçük bir masa var. Masanın örtüsünün içerisinden şöyle göstereyim. Bir kat daha açılıyor. Kocaman bir masa oluyor. İşte burada masamız, sinimiz var. Burada derin dondurucu buzdolabımız var. Tekrardan şöyle geniş açıyla bir de böyle göstermek istiyorum. Mutfak gerçekten çok şık. Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşallah. Böyle çok güzel bir mutfağı var annemin. Burada balkondan da dışarıyı göstermek istiyorum. Bir tane balkon var. Açıyoruz. Balkonu şu an çamaşırlar falan var. Aa bizimkiler de bakın geldi. Şöyle siteyi göstereyim. Yeni yapılmış bir site. Annemler ilk taşındığında kapkaranlıktı. Burada kimse yoktu. Geldiler. Bizimkiler bunlar. Çuf çuf çuf. Cicin. Tık. Hani böyle videolar var ya. Sonra buradan tutup tık. Böyle. Büyük anneanneyle dede geldiler. Yani kayınvalidemin annesiyle babası geldi. Burada kalacaklar. Yakışıklı. Bakmadı.
hayatım. Bak ne yapıyorum biliyor musun? Kahvaltı sofrası hazırlıyorum kayınvalidemlerde. Beni prenses gibi oturuyor sanıyorlar. Ama benim kayınvalidem prenses gibi de oturtuyor. Ama bugün prenses olmayasım geldi. Gelinlik yapayım dedim. Kahvaltı sofrası hazırlayayım dedim. Bakın masa açıyorum arkadaşlar. Ben bu anları çok paylaşmadığım için çok gömüldüm. Neyse. Ademlerden şimdi çıktık. Yemek yapıyordu aslında kendisi. Can'da anneannesini, dedesini getirmişti. Ama hiç kalamadık çünkü Cihangir dünden beri çok uyusuz arkadaşlar. Dün geceyi de yani çok kötü geçirdik. Akşam 9'da yattı. Çok uyusuzdu. 11'de bir uyandı. Ben 1'de yattım 11'de kalkınca. Sonra 2'de uyandı. Bir saat babası baktı. Sonra 3'te ben babasından devraldım. 3.40'da yattım. 4'tü. Sonra 5'te bir daha uyandık. Yani böyle çok kötü bir geceydi. Alttaki azı dişlerin olduğu yerler böyle çok kabarmış bir şekilde. Ama bilmiyorum, onlar çok zor çıkıyormuş. Her şeyi böyle sürekli dişe bağlamak istemiyorum. Çünkü ekstradan dişinin kaşıntısı veya ekstradan fazla bir salyasını gözlemlemedim. Ama diş diyorlar. Azı dişi böyle çıkıyor diyorlar. Ateş de yok. Cihangir hiçbir dişinde ateş yapmadı. Ama azı dişinde yapabilir. Yani her diş farklı oluyormuş. Dil hareketleri yapmaya başladı. Evet, sürekli dilini damaklarına koyuyor falan. Bilmiyorum yani. Her şeyi dişe bağlamak istemiyorum ama diş de olabilir sonucunda. Karnı ağrıyor olabilir. Kulağı ağrıyor olabilir. Üşütmüş olabilir. Gaz olabilir. Yani her şeyini kontrol ediyoruz. Şimdi burada yoktu. Eve gidince bir karpol vereceğim ona. Annemlere gideceğiz. Bir eve giderim. Üstünün yeleği yok annemlerde. Hem ilaç yok. Karpol veririm. Annemlere gideriz. Bu akşam yani karpolden sonra rahatlarsa tamam evimde kalırım. Ama bu geceyi de bu kadar zor geçirsek. Can da müsaade ederse annemde kalırım. Onlar yardım ediyorlar gece çocuğa bakma konusunda. Ben müsaade ediyorum. Sen dün geceyi gördükten sonra değil mi? Ben müsaade ediyorum. Öyle. Yani çocuk bakmanın bazı böyle stresli yanları olabiliyor. Ama üzülüyorum da yani hani dili olsa kendi derdini anlatabilse anlatacak ama evet anlatamıyor. Üzülüyorum. Böyle bakın mahrum mahrum duruyor. Oh yavrum benim canım kalbim. Seni veren üç günler olsun ya. Bizi keyiflendirmek için parka getirdik ama kaykaydan anlamıyor. Salıncaklarda dolu ve sıra var önünde. Park annesi ve babası olarak başarısız bir şekilde evimize gidiyoruz. Eve gittim, ben ona bir karpol ağrı kesici verdim. Şu an sakin, belki de parkın sakinliği. Dur şuradan çekeyim size. Cihangir. Anniş. Biraz zaman sonra buralarda paytak paytak yürüyeceksin, peşinden koşturacağız. Kucak gelmeyeceksin. Cihangir. Ayaklar açıkta kaldı ama. Sofra hazır. Bitti, havuç tortor yaptım dolapta. Çayı demledim. Sizi nasıl dinliyor? Can, sen benim dedemin televizyonunu mu bozdun? Yok ya dede, bozdu mu televizyonunu? Yok, televizyon normalde desimart olmuş. Bu nasıl bir şey ya? Yıl sonu ya herhalde, o yüzden mi acaba ya? Ya nasıl bir şey, ben anlamadım. Bunu uğraşsa yapamazsın. Can, ücretsiz sana... desimart getirdim ayağına. Ücretsiz. 22'de başlıyor ya. İşte ya. Evet hanımlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Biz günü bu şekilde kapatıyoruz. Durumdan anlaşıldığı gibi çok bir şey söylemeye gerek yok. Umarım tezeyden çabucak atlatırız. Bu arada şu hava makinesinden çok memnunum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.